Çocuklar, çalıştığınızı anlıyorum. Güzel de ödevlerinizi ne zaman yapacaksınız? Mike hocam, bugün yapacağız ve yarın size teslim edeceğiz. Evet, Ice ve ben bugün evimde buluşacağız ve ödevleri yapacağız. Pizza'nın evinde oturup ödev yazacağınıza dair şüphelerim var. Mike hocam, söz veriyoruz. Yapacağız değil mi Ice? Evet Pizza, ödevlerinizi yarına bekliyorum. Mike hocam, lütfen okuyun. Bu annemden bir not. Eve gitmeme izin vermenizi istiyor. Blondie, öğretmenin konuşurken koşarak onu çekiştirmek hiç hoş değil. Ama Mike hoca, bu annemden çok önemli. Lütfen okuyun. Tamam okurum ama notlarını yükseltmen lazım. Tamam Mike hocam. Selam millet. Evet çocuklar, hainin adını öğrenmeye hazır mısınız? Bu beyaz zarfın içinde hain adı yazıyor. Sanırım artık asiler olmayacağız. Yana her şey yoluna girecek. Sana söz verdim. Wow, asiler hainin adını mı öğrenmiş? Peki kimmiş? Sen de duydun mu? Bu yemek isteyen aç bir filin sesi. Ve bu da pençesi yaralanmış bir aslan. Her gün hayvanların hayatını kurtarıyorum ve yardımına ihtiyacım var. Bu hayvanları en iyi hallerine getirelim ve her biri için ev inşa edelim. Şimdi oyunumuzu indir. Hayvan arkadaşlarımız seni bekliyor. Kötü hissediyorum. Pencere açabilir misiniz? Dima, neyin var canım? Dima, ne oldu? Hava sıcak. Kafede havasız. Kafeyi hiç havalandırmıyor musunuz? Diana, bu mutluluğunun sebebi ne? Bir hain mi? Artık bu lisede anaokul oyunları oynamayı bırakmanız lazım. Kızlar, sanırım Mike hoca durumu anlamıyor. Evet. Mike hocam bana öğüt vereceğinize yeğeninize peşimden koşmayı bırakmasını söyleyin. Çünkü bundan hoşlanmıyorum. Ne? Mike hocanın yeğeni Diana ile flört mü ediyor? Dima, konuşma. Nefes al. Dima, çok tuhafsın. Bayılacak gibi duruyorsun. Dima'dan bir sorun var. Ama ne anlamadım. Duydunuz mu? Mike hocanın yeğeni Diana ile flört ediyormuş. Neden Diana? Kızlar, ne demek neden? Diana bu okuldaki en popüler kişi. Bu yüzden. Evet Mike hocam. Bu haber sizi şaşırttı mı? Yeğeniniz hiç vakit kaybetmiyor. Benimle flört ediyor. Beni takip ediyor ve ayrıca soyunma odasında benim için hediyeler bırakıyor. Mike hocanın yeğeni utangaç bir çocuk sanmıştım. Evet, ben de öyle. Diana, erkeklerin dikkatine alıştığını biliyorum ama benim yeğenim senin gibi kızlara bakmıyor bile. Ne dedi o? Görünüşe göre Mike hoca yeğeninin fazla mükemmel olduğunu düşünüyor. Bu kadar komik olan ne? Ve çabuk olun. Layla, cidden asilerin haini mi buldun? Neden ki? Evet, haini buldum. Ama bedavaya değil. Bunun için asiler bana bir iyilik yapacaklar. Layla, ne iyiliği? Neden bu asilere bulaştın? Cici, dur! Bu arada Ryan, bugün senden ayrılıyorum. Üzgünüm ama tipim olmadığını fark ettim. Ve bugün en yakın arkadaşım yanıma geri dönüyor. Layla, beni kullanıp öylece terk mi ediyorsun? Ryan... Kimse seni kullanmadı. Biliyor musun? Seninle olmak çok zor. Arkadaşlarım haklıymış. Layla ile çıkma demişlerdi. Selam beyler. Selam Romeo. Çocuklar, sizinle önemli bir şey konuşmalıyım. Elinde bir defter görüyorum. Dersle ilgili bir şeyse yardım edemeyiz. Neden edemeyelim? Ne istiyorsun? Aşk mektubu yazmam lazım. Yardımcı olur musunuz? Aşk mektubu mu? Peki mektup kimeymiş? Komşumuzun kızına. Onu seviyorum ve ne yazacağımı bilmiyorum. Aşk mektuplarında iyi değilim. Bu bana göre değil. Sadece Smile sana yardım edebilir. Gerçekten. Sadece Smile. Tamam. Kızın adı ne? Dasha. Dasha. Tamam. Otur Romeo. Hemen yazacağız. Bana hemen aşık olması için güzel bir mektup yazmanız lazım. Sana ilgi bile göstermiyor mu? O zaman Romeo, pek şansın yok. Sorun değil Romeo. Şimdi sana öyle bir mektup yazacağız ki sadece sana aşık olmakla kalmayıp peşinden koşacağız. Teşekkürler Smile. Gerçekten harikasın. Biliyorum. Dasha, bana ilgi göstermiyor olsam bile. Ona hediyeler verdin mi Romeo? Evet verdim ama kabul etmedi ve yeni taliplere ihtiyacı olmadığını söyledi. Bu kötü. Bu bayağı kötü. Neyse. Biliyor musun? Dasha, bana ilgi göstermesen de ve benden hediye kabul etmesen de. Smile,
Öyleyse sana çiçek vereyim yaz. Timur ne çiçeği? Dasha Romeo'yu görmezden geliyormuş. Romeo başka bir kız bulabilir misin? Hayır çocuklar, Dasha'yı seviyorum. O harika birisi. Duyuyor musun Max? Dasha'yı seviyor. O zaman Dasha'ya mektup yazacağız. Beyler hadi beynimizi çalıştıralım ve ne yazacağımızı düşünelim. Aa, merhaba basketbolcular. Bakıyorum da öğretmenin yeğeniyle arkadaş olmuşsunuz bile. Selam. Çocuklar bir aşk mektubu yazmama yardım ediyor da. Dasha, seni bir restorana davet ediyorum. Sana harika bir hediye alacağım. Kocaman bir buket çiçek. Yarın seni bekliyorum. Ne istiyorsun maskot? Seni izliyorum Smile. Bakıyorum da aşk mektuplarında uzmansın. Neyse çocuklar, haberlerim var. Haber mi? Ne duruyorsun, söylesene. Yanımıza geldiğin için asilerin sana kızmasından korkmuyor musun? Kızmayacaklar. Asilerin bugün keyfi yerinde. Duymadınız mı? Keyifleri yerindeyken bu mektubu gidip Diana'ya mı vermeliyim? Anlamadım. Neden keyifleri yerinde? Haini mi buldular? Evet çocuklar, haini buldular ve adını derslerden sonra öğreneceğiz. Diana ona bütün okula söyleyecek. Derslerden sonra mı söyleyecek? Diana'nın kime hain diyeceğini merak ediyorum. Evet Smile, bitirdin mi? Teşekkürler, gidiyorum. Çocuklar neden bozuldunuz? Sonuçta biz değiliz. Tamam Romeo, iyi şanslar. Sadece büyük bir buket çiçek almayı unutma. Evet Romeo, bu çok önemli. Çocuklar hadi antrenmana dönelim. Çocuklar derslerden sonra gelip hainin adını öğrenmeyi unutmayın. Teşekkürler çocuklar. Of, çalışmadan beri sırtım çok ağrıyor. Sızlanma. Ben de kötüyüm. Sızlanma. Ben daha kötüyüm. Kızlar sızlanmayı bırakın. Bugün havamda değilim. Berbat bir gün. Diana, bu parlak renkli tişörtü alacağım. Knopa sana söyledim. İstediğini al. Sana gardırobumdaki kıyafetlerimden hangisini istersen verebilirim. Aa kızlar, bugünün ne kadar harika bir gün olduğu hakkında hiçbir fikriniz yok. Sonunda o hainin adını öğreneceğim için o kadar mutluyum ki. Evet Diana, çok güzel. Diana, neden derslerin bitmesini bekliyoruz? Şimdi açıp hainin adını göremez miyiz? Evet, bakıp geri koyarız ve derslerden sonra tekrar açıp herkese gösteririz. Evet Diana, katılıyorum. Hainin kim olduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Kızlar hayır. Hainin adını hemen öğrenmek istemediğimi mi sanıyorsunuz? İstiyorum. Ama bu sürüngeni herkesin önünde ifşa etmek için derslerin sonuna kadar sabrediyorum. Diana, onun bir sürüngen olduğunu kendin söyledin. Gerçek bir sürüngen. Görünüşe göre bir sürüngen yüzünden fare olmaya geri dönüyorum. Kendini ele vermeseydi daha iyi olurdu. Ama şimdi Yana'nın fare hayatı geri dönüyor. Fare hayatı geri dönüyor. Kızlar sakin olun. Ve senin yerinde olsam Yana, bu kadar gergin olmazdım. Evet Yana, asilerden biri oldun ve şimdi farelere döneceksin. Desteğin için teşekkürler Knopa. Kızlar durumu daha da kötüleştirmeyin. Bugün önemli bir gün. Şimdi nereye? Derse. Aa Romeo, okulun her yerinde seni arıyordum. Merhaba Mike amca. Seni ziyaret etmeye karar verdim. Derslerim erken bitti. Romeo, beni ziyarete gelmeye karar vermen iyi olmuş. Seninle önemli bir şey konuşacağım. Mike amca, bir sorun mu var? Şimdilik yok ama amcana güvenmek zorundasın. Evet, Mike amca, nasıl dersen. Harika, o zaman beni dinle. Diana, senin dengin değil. Güven bana. Neden Mike amca? Güven bana. O sana göre bir kız değil. O bir amigo kızı. Asi, eski sevgilisi basketbolcu Smile. İnan bana, o sana uygun değil. Kalbini kıracak. Ne? Kalbimi falan kırmayacak. Ona bir aşk mektubu yazdım. Bak Romeo, adını değiştir ve bu notu başka bir kıza ver. Diana senin dengin değil. Mike amca, hangi kıza vereyim? Diana'dan hoşlanıyorum. Peki Romeo, bak Gigi. Julie, mükemmel kızlar var. Neden herkesin asilerin peşinden koştuğunu bir türlü anlamıyorum. Mike amca, neden Gigi ve Julie'nin peşinden koş diyorsun? Sevgilileri var onların. Bak Romeo, amcanın tavsiyesini dinle. Şimdi git, dersin var. Peki Mike amca, teşekkürler. Anlamıyorum. Bu okulda neden her şey bununla alakalı? Ya asiler ya amigo kızlar. Ya amigo kızlar ya da asiler. Bazen de basketbolcular tabii. Daha ne kadar kapıda duracağız? Tuvaleti korumak benim için eğlenceli değil. Aynen. Dima konuştuklarını duymaması için burada durmamı söyledi. Sen istersen git. Peki. Dima, senin neyin var? Seni ben mi kızdırdım? Yeşil saçlı, seninle alakası yok. Dima, neden bu kadar endişelendiğini anlamıyorum. Kız arkadaşın olarak bana bütün sırlarını söyleyebilirsin. Yeşil saçlı, sır falan yok ve sanırım bu okuldan ayrılmam gerekecek. Dima, okuldan neden ayrılacaksın? Bugün eve erken gitmek mi istiyorsun? Hayır yeşil saçlı, annemle konuşup beni başka bir okula yazdırmasını söyleyeceğim. Amigo kızlar, okuluna elveda. Dima, ya ben?
O zaman benim de gelmem gerekiyor, değil mi? Yeşil saçlı, sen istediğini yap ama benim artık bu okulda işim yok. Dima, ne oldu? Her şey iyiydi. Parlak yeşil saçlı bir kız arkadaşım var. Sen bir futbolcusun. Ne oldu anlamıyorum. Kötü, her şey kötü. Yeşil saçlı ve bugün kötü bir gün. Dima, ağlayacağım. Gitme, gitme. Dima. Şimdi Diana mektubu okuyacak ve ona ne kadar uygun olduğumu anlayacak. Evet, daha hızlı, daha hızlı. Zil çoktan çaldı. Hadi içeriye girin. Bakmayın, Romeo aşık olmuş. Sizinle yaşıt. Diana, Diana. Nasıl ya, bana kim sesleniyor? Timur. Timur, ne istiyorsun? Diana, hainin adını ne zaman söyleyeceksin? Herkes çok heyecanlı. Öğrenmek için sabırsızlanıyoruz. Asiyelere bu kadar kötülüğü kim yaptı bilmek istiyorum. Bugün her şeyi öğreneceksiniz. Nayla, ilişkimizi konuşabilir miyiz? Mike hocam, bir dakikaya ihtiyacım var. Diana, dersimiz var. Mike hocam, bu sadece bir dakika sürecek. Peki Diana, arkadaşlarınız programımız yoğun ve sene sonunda sınavlar olacak. Sınavlar, sınavlar, sınavlar. Teşekkürler Mike hocam. Herkes anladı. Evet çocuklar, bu zarfın içinde o hainin adının yazılı olduğu bir kağıt var. Aç! Galiba Diana dersin bitmesini beklemeden zarfı açacak. Neden gitmedim ki? Hadi Diana, derse devam etmeliyiz. Bir saniye Mike hocam. Arkadaşlar, bugün bu dersten sonra hepinizi okul kafesine davet ediyorum. Ve bugün sizinle birlikte hainin adını öğreneceğiz. Teşekkürler Mike hocam. Bir dakikadan bile az süreceğini söylemiştim. Ve bugün benim günüm olacak. Arkadaşlar, defterlerinizi açın ve bir özet yazın. Kalemim kırıldı, kağıdım bitti, laflarını duymak istemiyorum. Diana bugün okuldan sonra kafede hain adını açıklayacağını söylememi istedi. Evet yeşil saçlı, ders bitince hain adını öğreneceğiz. Karina, umurumda değil. Dima okul değiştireceğini söyledi. Ne? Dediğim gibi, ne yapacağımı bilmiyorum. Peşinden mi gitsem? Rose, duydun mu? Evet duydum. Erkek mi kız mı merak ediyorum. Erkek, duydun mu? Erkek, kendini düzgün gizleyemedi. Asiler hepinizi bekliyor. Haini bile, eğer bu sınıfta aramızdaysa. Anlamıyorum. Hain bizim sınıfımızdan mı? Sınıfımızdan tek erkekler sen, ben ve Bronze. Arkadaşlar, acaba hain kim? Ice, Ice geliyor. Evet, şimdi Asi Diana zarfı açacak ve hainin adını söyleyecek. Kim olduğunu çok merak ediyorum. Ben parti olacağı ve herkes bahşiş bırakacağı için heyecanlıyım. Görüyorum ki herkes burada. Hainin adını öğrenmeye hazır mısınız? Bu hain şu an içinde neler düşünüyor çok merak ediyorum. Ya da belki bir yanlışlık olup farklı bir isim söyleyeceğini düşünüyordur. Hayır, hata olmayacak. Değil mi Layla? Evet kızlar, bu %100 doğru. Eminim. İşte bu hain. Zamanın doldu. Ah. Varlığının sesini duyunca bile kötü hissediyorum. Asiler, herkes bekliyor. Burada ayak numarası 42 olan kim var? Yeşil saçlı, beni okşamayı bırak, rahatsız ediyor. Dima, hadi başlayalım. Diana, acele et, sabırsızlanıyoruz. Diana, beklenmedik olduğunu biliyorum. Oku hadi. Kızlar, kimmiş? Bu Dima, futbolcu. Bak bak. Dima, hiç aklıma gelmezdi. Nasıl ya? Gerçekten mi? Dima, bu doğru mu? Bunu beklemiyordum. Dima, asilerden benim intikamımı almıştır. Futbolcu, bir konuşalım mı? İlgilerimizin başına bela açtın. Hain olmak kötü bir karardı futbolcu. Duydunuz mu? Dima'ymış. Şok oldum. Belki yalandır. Sanmam. Bayama. Evet Dima, bir şeyler söylemek ister misin? Dima, hiçbir şey söylemeyecek. Hayır, yeşil saçlı, söyleyeceğim. Diana, her şey karşılıksız aşkım içinde. Dima. Dima, gerçekten delirmişsin. Ne? Çocuklar, dayanamıyorum artık. Dima, sakin ol. Diana, Dima'yı sevmiyor. Bence Dima yalan söylüyor. Dima ne? Ne karşılıksız aşkı? Bizim aramızdaki her şey çok uzun zaman önce bitti. Hayır Diana, Smile'dan ayrıldın ve benim bir şansım oldu. Bunu kaçıramazdım. Dima, Diana'yı sevmekten gerçekten vazgeçmedin mi? Peki ya ben? Evet Dima, sen yeşil saçlıylasın ve aramızda bir aşk olamaz.
Şimdi bu durumda ne yapacağımı bilmiyorum. Diana, ben üzerime düşen görevi yaptım. Şimdi senin sıran. Evet Layla, hatırlıyorum. Yana söz verdiğim gibi artık bir asi değilsin. Diana. Harika arkadaşım. Ama Layla, herkesin kendi seçim hakkı var. O yüzden kim olacağına Yana kendisi karar verecek. Asi ol ya da farelere dön. Yana. Fare asi, fare asi. Bilmiyorum. Yana, utanma. Fare olmak senin ruhunda var. Timo, beni üzdün. Bunun doğru olmadığını söyle. Diana'yı sevmediğini söyle. Hayır, Diana'yı seviyorum. Peki nasıl? Birlikte başka bir okula gideceğimize söz vermiştin. Şimdi ne olacak? Hiçbir şey yeşil saçlı. Dima ifşa oldu. Dima çoktayım. Bana bile söylemedin. Evet çocuklar, bu çok zor. Dima olduğu aklıma bile gelmemişti. Bu videoyu beğenin, kanalıma abone olun, bildirimleri açın ve harika yeni bölümlerimizi bekleyin. Bakalım bundan sonra ne olacak? Görüşmek üzere, bay bay. Çok ilginç şeyler olacak.